Tekrardan merhaba arkadaşlar. Kıdem ve ihbar tazminatı ile ilgili öndeki çizelgeniz, burada tamamen kıdemi anlatacağım. Öncelikle şuraya birkaç tane koruma koyalım, güzelleştirelim. Şimdi buradan aşağıyı tamamen seçtim, 50'ye kadarı. Hatta şuraya şöyle bir kıstas koyayım, daha güzel olsun. Yani buradan şöyle geldiğimde böyle hop komple seçti. Evet, o da güzelmiş. Buradan böyle hop belirledim. Dedim ki burada ben buraya şimdi tarih gireceğim ama yanlış girmeleri önleyelim. Burada alanı seçtim. Veri doğrulama dedim. Buraya gel. Ne vereceğim? Tarih. Başlangıç tarihim. Bunu şöyle aralarına nokta koyarak 01.01.1980 yazayım. Yani ondan öncesi zannetmiyorum olacağını. Bitiş tarihine de 31 12 2030 yazalım şimdilik. Bu şekilde ayarladık da bu da aynı ayarlara sahip diğer ürünlerin tümünü uygula. Tamam, neyse. Bu şekilde ayarladıktan sonra ben gidip buraya bir yazamam. 10 yazamam, ne bileyim 0101 1050 yazamam. Ama gelip mesela 0101 2020 yazabilirim. Bunu yazdım. Şimdi buraya gelelim. Şimdi burada bir formül var ama mesela ben bu değeri sildiğimde bak absürt bir değer çıktı. Ben ne diyeceğim buraya? Şuraya geleceğim, diyeceğim ki eğer şuraya bir boşluk koyalım. Benim C6'mda herhangi bir değer yoksa, herhangi boşsa bana boş yaz. Ama değilse bu benim formülüm. Peki C'nin önüne dolar koyacak şekilde C'ye geldim. F4, F4, F4 yaptım. Sadece C'nin önüne dolar koydum. Bu ne demek? Ben bunu sağa sola sürüklesem de bu sadece C sütunundan alır. Bunu geldim aşağı kadar getirdim. Şuraya 50'ye kadar koydum. Bakın burada değerler yok ama boş getirdim. Mesela burada değer var ama getirdim. Şimdi yıl, ay, gün hesaplayacağım. Aynı şekilde ben buraya geleceğim. Diyeceğim ki işte bu bölü 365. Ben şimdi bakacağım. Bu kaç yıl? 17.09 görünüyor. Bunu sildim. Şimdi buraya geleceğim. Diyeceğim ki bu bölü 365'i verdim. Tamam, 17.05 çıktı ama ben 17.05 diye bir değer istemiyorum. Net istiyorum. Yani bana düz verecek. Tertemiz sayı verecek. Ama mesela şu da olmayacak. Yani tutup da 17 yılı hani 17.6'yı geçti deyip de 18 yapmayacak. Ben buraya gelip formülün başına aşağı yuvarla deyip sayı hanesine 0 diyerek bu şekilde alabilirim. 0 ne? 0 ondalıklı bölüm sayısı. Mesela ben buraya gelip 2 yazarsam 17.09 yaptı. Hani 17.05 yazdım mesela. Bakın böyle hani ondalık bölümü. 5 tane virgül göster diye. Ben buraya geldim. 0 dedim. Bana 17 verdi. Ama ben yine kural koymak istiyorum. Eğer C6 eşittir boşsa, boş dön değilse bu işi. Niye? Mesela ben şunu sildiğimde bu şekilde olsun. Ama mesela şuraya gelip eşittir bu böyle 365 şeklinde bıraksaydım ve bunu silseydim bakın bozuk bir hata verecekti. Ben bunu burada önlemiş oldum. Ay içinde şimdi ben bunu kıdem süresi 6240 gün ama 17 yıl diyorum ama hani 17 yıl kaç ay? Yani o kalan içerideki süreyi bulmam lazım. Şimdi ben de ne diyorum? Bu eksi parantez içinde hop, parantez içinde diyorum ki E6 çarpı 365. Şimdi ben 17 çarpı 365 bir gün yapıyor. Ben bundan çıkarayım kalan günü versin bana. 35 diye bir değer kalıyormuş. 35 ay olamayacağı için bu değeri de
Kaça böleceğim? 30'a böleceğim. Hani bir ay ortalama 30 günden. Böldüğüm zaman da pardon yanlış yaptık şöyle. Bu ikisinin çıkan sonucunu parantez içine aldım. 30'a böldüm. Yine bunların başına geliyorum. Aşağı yuvarla diyorum. Sonra burada geliyorum. Neredeyim? Ha, buradayım. Dedikten sonra sıfır diyorum. Hop kapatıyorum. Ha, şurada şey. Şöyle yapacağım. Hop kapattım. 17 yıl bir ay. Şimdi ben buraya geldim. Dedim ki şimdi ben buradan şu D6'dan şu ıvır zıvırı çıkarayım ki kaç gün kaldığını bulayım. Parantez içinde. Hop. Parantez içinde geldim buraya E6'dan. E6 çarpı dedim 365. Kaç yıllık kısmını çık. Sonra eksi dedim. Yine parantez içi. F6'dan çarpı 30 dedim. Aylık kısmında çıktım. Bana 5 kaldı. Yani 5 gün. Bana bunu bul. Ama hani ne olur ne olmaz. Virgüllü bir şey çıktı. Ağır zor bir şey çıktı. Aşağı yuvarla dedim. Şuraya geleyim yine bir parantez atayım. Şuraya da sıfır vereyim. Tamam. Bakın 6240 gün 17 yıl 1 ay 5 gün. Diyelim ki ben bunu 2006 yaptım. Bakın 16 yıl 1 ay 5 gün. Hadi ben bunu geldim. 0,26 yaptım. 16 yıl 0 ay 4 gün. Yani daha şeyin başında aslında. Gibi. Ayarladıktan sonra son ay brüt maaş diye bir değer gireceğim. Mesela ben buraya gelip eksi 15 bin eksi 150 girmek istemiyorum. Girmesin. Yani benim buraya girdiğim değer tamamen sayısal olsun ve sıfırdan büyük olsun. Hepsini seçtim. Şu alana belirledim. Yine veri korumaya geldim. Veri dedim. Burada tüm sayı derseniz mesela 5000 der ama 5025 kuruş diyemez. Burada ondalıklı sayı demeniz lazım. En düşük kaç olabilir? 0. En büyük de şimdilik şey 99. 999.999. Hatta 9 daha koydum. 9.999.999 diye bir maaş. Yani 10 milyon maaş girdim. Bundan büyüğü de zaten gelip bu videoyu izlemez diye düşünüyorum. Buraya gelip ben mesela eksi 1 veremiyorum. 1 verebiliyorum. 1,25 lira verebiliyorum. Baktığınız zaman her şeyi verebiliyorum. Ama. De biliyorsunuz ki hop şöyle bu. Şimdi ben bu alanı dört lira. Yani normalde bunu bir değişkene tanımlayıp oradaki değeri al zihniyeti yapabilirim ama şimdilik elle verdim gitti. Ben buraya gelip minimum brüte 4253 yazamam. Ya bunu niye koydum? Kimisi hani ülkemizin genel çoğunluğu asgari ücretle çalışıyor. Bir de tutup net maaşını yazıyorlar. Hani brüt yazması gerekirken bunu engelledim. Şimdi ben burada bir tutar göreceğim. 5004 lira. Örnek veriyorum. Toplam brüt maaş şu şekilde hesaplanıyor. 5004 lira çarpı yıl bu tutar artı 5004 lirayı 12 30'a bölüyorsunuz. 12'ye bölüyorsunuz, bunu buluyorsunuz. Artı 365'e bölüp bununla çarpıyorsunuz. Mantık bu şekilde. Hani yıl, ay, gün bazındaki değerini çıkarıyorsunuz. Bunu da bir sonraki videoda mı anlatsam bağlayayım gitsin ya. Buraya geldim. Eğer yapar eğer mi? Eşittir. 5004 çarpı şu 16'yı bir kere yaptım. Bakın şöyle bir parantez içine alayım. Şuradan. Sonra dedim ki artı yine parantez içi açayım. H6
çarpı, pardon, bölü 12 yapıyorum. Aylığa bölüyorum kalanı. Parayı, pardon. Parayı aylığa bölüyorum. Buna da diyorum ki çarpı yine nerede? F6. F6 yani 5004'ü 12'ye böldüm. Aile çarptım. Hop bu şekilde. Doğru mu yapıyorum diye bir kontrol edeceğim. Yani formülü yine ben yazdım ama hatırlayamadığım için. Evet, 12'ye bölüyorum, sonra 360'a bölüyorum. 365'e pardon. Onunla çarpıyorum. Şimdi bunu da yaptım. Artı dedim. Şuraya yine geldim. H6 dedim. Bölü 365. Yanlış yaptık. Şuraya çarpı gün. G6. Bu şekilde verdim. 80.118 cart curt çıktı. Yani ben bunu da böyle biraz daha düzenleyeyim diye. Şunu da şuraya parantez içine alayım. Şimdi şöyle geldim. Buraya geldim. Şimdi baktığımız zaman işte 16 yıl 4 gün çalışmış bir asgari ücretli arkadaşımız, bir abimiz, ablamız, işte personelimiz 80.110 maaşsal bir değer olacağı için şuraya geldim. Hepsini seçtim. Şuraya sayı dedim. Ondalıklı hanesini 2 dedim. 1000'den de ayırdım. Yani daha temiz görünsün. İstersen TL de yazdırabilirim. Şimdi şuraya bir değer koydum. Bu damga vergisinin çarpan oranı. Yani oranı işte. Şimdi ben şu toplam brütün şu damga vergisine oranını bulduracağım. Ama damga vergisini sabit kullanacağım için orayı sabitledim. Kaç çıktı? 608 lira 10 kuruş. Tamam dedim. Eşittir. Bu eksi şu yaptığınızda da net kıdem tazminatı, yani benim hak ettiğim veya bu personelimizin hak ettiği net kıdem tazminatını bulduk. Yani buraya aşağı yukarı formülleri nereden girdik? Buradan girdik. Şuradan başladık. Böyle 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 gittik. Şuradaki formüllere yine şu mesela şunu sildiğimde değer yanlışlığı gibi değerler çıkmasın diye şurada çıkmıyor. Eğer dedik boşsa falan. Şuraya da gelip eğer dolar C6 eşittir boşsa boş, değilse bunu yap diyeceğim ya her yerde zaten. Şuraya kadar kopyaladım. Geldim. Parantezimi kapattım. Buraya geldim. Yapıştırdım. Eğer C6 boşsa boş, değilse bunu yap. Neyse ne işte formülü. Bu zaten sabit. Buraya geldim. Burada bunu yaptım. Fakat burada bir soru var. Diyelim ki şimdi benim bunu sonraki videoda anlatayım. Şimdilik şunu yapayım. Burada kapatayım. Son noktayı koyalım. Sonra geliştirelim. Bunu da yaptım. Aşağı yukarı mantığı oturtturdum. Nerede başlıyor formüllerim? Formül, 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 formül. Yani sonuçta şu alan formül. Böyle aşağı gel. Hop şuraya. Şurayı yapıştır. Formülleri yapıştır dedim. Bakın şurada sıfır buldu. Bu kadar alan boş olduğu için. Şimdi şuraya da geldim. Şuralarda formüllü. Hop şöyle seçtim. Buradan da aşağı. Hop tutamadım. Şöyle geldim. 50 kişi için. Sağ tıkladım. Formüllü yapıştır dedim. Yapıştırdım. Bakın. Şurada da 2 yıl 1 gün 1 ay 2 gün buldu. Yani 700 365 ile 2'yi çarptım. 730. Şuradan bir 30 daha ekledi. 760. Şuradan da 2 ekledi. 762'yi buldu. Kıdem tazminat tarafını bitireceğiz. İhbar tazminatına geçeceğiz. Şimdilik iyi seyirler.